Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Tasarruf eylem planı yeterli midir? Değil midir? Bu şu anki haliyle yeterli değilse neden değildir? Yeterli ise neden yeterlidir? Gelin bir bakalım. Ekonomistler ne söylemiş, iş adamları ne söylemiş? Oraya gelmeden önce farklı önemli detaylar var. Kamuda tasarrufa dair. Pakette öne çıkanlar. Madde madde biraz kafa patlatalım kıymetli seyircilerim. Yeni araç ve satın alma yapılmayacak. Şimdi bu lüks araç meselesine ben de çok değindim. Nedir bu sizin araç merakınız dedim. Yok şube müdür yardımcısı, yok şube müdürü, yok ben ne müdürü, şu müdür yardımcısı. Maşallah hepinizde de makam aracı var. Ne gereği var dedim yahu. Zaten ülkede ekonomi iyi değil. Neyse şimdi bu artık kalktı, rafa kaldırdı. Bu işte söz konusu yeni araçta ve alınmayacak, satın alınmayacak ve yeni makam araçları tahsis edilmeyecek. Bu bütçede çok önemli bir yer kaplamasa da yine de tasarruftu. Hani derler ya, damlaya damlaya göl olur diye. Yabancı menşeli araçların kullanımı yasaklanacak. Oh ne güzel, iyi haber. Üst segmentte böyle dünya çapında sizin bizim almamızın imkansız olduğu, rüyamızda ancak görebileceğimiz o lüks makamlar, lüks araçlar söz konusu makam aracı olarak tahsis ediliyor idi. Artık olmayacak 3 yıl. Yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Evet, kamu bundan beri yeni bir hizmet binası alamayacak ya da yaptıramayacak. Emekli olanlar dışında personel alınmayacak. İşte hayati derecede önemli olan noktalardan biri de bu. Kamuda çalışma hayali olanlar, memur olmak isteyenler, kamuda işçi olmak isteyenler. Şimdi bu 3 yıl boyunca artık çok zor. Emekli olacak. Örneğin bir A kurumu, B kurumu, C kurumu, D kurumu. 2024'te diyelim ki 1000 emekli verdi. 1000 kişi emekli olduysa 1000 kişi alınacak. 2000 kişi emekli olduysa tüm kamu kurumlarında sadece 2000 personel alınacak, istihdam edilecek. Kamuda personel servis hizmeti bitecek. Şimdi bu da emekçiye ek bir yük demektir çalışanlara. Yani memurlar artık servis kalkacak işçiler ve dolayısıyla siz de bir ulaşım ücreti ödemek zorunda kalacaksınız. Ama burada biraz objektif olalım. Yani bu kamuda servis meselesi Amerika'da da yok ağırlıkta, yani Avrupa'da da yok, Avrupa Birliği ülkelerinde de yok. Yani biz de özel sektör çalışanlarıyız, bazı özel sektörlerde hani bizde var mesela bizim kurumumuzda servis ama her sektörde servis yok. Şimdi özel sektör çalışanı bu tür mesela lojman örneğin. Örneğin kamuda yeni lojman tesisi yapılmayacak. Yeni lojman ve sosyal tesis artık durdurulacak. Yeni lojmanlar olmayacak. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da lojman da öyle çok yaygın değildir kamuda, onu söylüyor. Şimdi biz özel sektörde gidiyoruz, kallavi kallavi kiralar ödüyoruz. Ay sorunu o yüzden zar zor getiriyoruz zaten bu pahalılıkta. Lojmana veriyorsun ayda 2000 lira, ne güzel, oh ne âlâ, ne âlâ. Ha, bu haklar sizin elinizden alınmasın, onu da öyle demek istemedim. Elbette ki bu memur için önemlidir, özellikle büyük şehirlerde, onu söyleyeyim. Ben büyük şehirlerde hayat daha pahalı ve dolayısıyla lojman memur için bir nefestir. Daha ağırlıkta lojmanlar büyük şehirlerde uygulanmalıdır. Ama Türkiye'nin genelinde yaygın olmamalıdır. Kanaatim bende hasıldır her zaman. Bak büyük şehirler için demiyorum. Büyük şehirlerde lojman gerekli. Memur o kıt kanaat maaşla o İstanbul'un, Ankara, İzmir'de o kirayı nasıl karşılasın? Karşılayamaz. Ama bundan böyle ek lojman talepleri yerine getirilmeyecek. Çünkü lojmanlar yapılmayacak. Ek sosyal tesisler de yapılmayacak. Tesislerin yapımı da durduruldu. Gezi, kokteyl ve törenler sınırlandırılacak. Takvim, plaket, eşantiyon gibi hediyeler verilmeyecek. Bak bu ne kadar iyi bir uygulama. Bakmayın ha, hani küçük gibi görünür ama takvim, plaket, eşantiyonlar biz neler görüyoruz. Geliyor bize böyle takvimler, eşantiyonlar falan filan. Vay vay vay, bu ne diyoruz ya. Buna ne kadar para harcamış Allah bilir diyoruz. Tabi birileri de o işlerden iyi paralar kazanıyor pek tabii ki. Şimdi burada aynı zamanda önemli bir nokta. Şimdi emekliler ve memurlara yönelik de öyle çok dolgun maaş zamları pek mümkün görünmüyor. Seyyanen zamlar. Yani enflasyon oranı neyse çarpıp bölünecek. Üzerine biraz da ilave edilecek ama öyle %70'ler 60'lar seyyanen zamlar artık ufukta yok. Nail Olpak ne demiş bir bakalım DEİB Başkanı. Tasarruf tedbirleri kapsamlı ve önemli adımlar içeriyor. Yeni paket uygulanan ekonomik programı güçlendirecek ve dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak demiş Nail Olfak. Şekip Aldagiç, İstanbul Ticaret Odası Başkanı diyor ki üretirken verimli, harcarken tasarruflu olmayı ülke kültürüne yerleştirmeliyiz. Yani ülke kültürüne yerleştirecektir diyor bu söz konusu tedbirler. Tasarruf paketinin bir döneme mahsus
kalmayacağını ve ülke kültürüne yerleşeceğine inanıyoruz. Bakın bu önemlidir. Şimdi Sayın Abdullah için dediği çok önemlidir. Devletler nasıl güçleniyor? Ülkeler nasıl güçleniyor? Bakınız Güney Kore'nin nüfusu 50 küsür milyondur. Güney Kore'nin ekonomisini var ya 3 tane marka ayakta tutuyor. 3 marka. Söyleyeyim söylemeyeceğim bunları. Biri televizyon markası, biri akıllı telefon markası, biri otomobil. Hatta 2 otomobilleri var. Bak 4 marka. 4 markayla koca ekonomiyi çeviriyorlar. Yani üretiyorlar arkadaş. Üretiyorlar ve dünyaya satıyorlar. Pazarlıyorlar. Türkiye şunu yaparsa iflah olur. Üretecek. Üretecek olabildiğince ham maddeyi de üretecek. Öyle ham maddeyi de dışarıdan yoğun ithal etmeyecek. Olabildiğince içeride üretecek. Üretip satacak ama dışarıdan alırken de daha böyle temkinli alacak. Hep biraz tasarruf edecek, bolca üretip satacak. Tasarruf edecek, bolca üretip satacak. İşte o zaman ne olur? O zaman işte dengeler yerine oturur ve biz de hatır sayılır bir ekonomiye dönüşürüz. Mahmut Aslıoğlu diyor ki MÜSİAD Genel Başkanı paket iş dünyası olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Kamu harcamalarından tasarruf edilmesi ekonomik gelişme açısından fayda sağlayacaktır. Orhan Aydın demiş ki ASKON Başkanı paketin içerik olarak geniş bir yelpazede hazırlandığını gördük. Enflasyonla mücadeleyi oda kalmış ve verimliliği önceliyor. Ali Kopuz diyor ki İstanbul Ticaret Borsası Başkanı tasarruf kültürünün toplumun her kesiminde yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Seyit Ardıçlı Ankara Sanayi Odası Başkanı enflasyonla mücadelede başarı şansını artıracaktır. Bu alınan kararların yapısal reformlarla desteklenmesi makro istikrar açısından fayda sağlayacaktır diyor. Bazı ekonomistler de çok yeterli görmüyorlar. Yelpazenin daha da genişlemesi gerektiğine inanıyorlar. Dolayısıyla birazdan kapsamının genişletilmesinin daha makul olacağını düşünen ekonomistler de var. Özellikle kamuda tasarruf meselesinde. Ama yine de damlaya damlaya dediğim gibi göl olur. Sonuçta biz yurttaşlar yani sıradan vatandaş yani çalışan emekçiler bu söz konusu yükü sırtlamak zorunda değiliz. Aynı zamanda da gelir vergisinde de azdan az çoktan çok vergi alarak da bir adalet ve bir eşitlik sağlanabilir diye düşünüyorum. Devam edeceğiz.